Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Ausdrücke mit es, yani esli ifadeler arkadaşlar. Esli ifadelere baktığımızda arkadaşlar bunu çeşitli formlarda inceleyebiliriz. İlk formu inceleyecek olursak arkadaşlar es in festen Wendungen. Arkadaşlar es'e baktığımızda güzel Türkçemizde maalesef birebir karşılığı yok. Bu sebepten bunu örneklerle anlatmaya çalışacağım. Es in festen Wendungen derken burada sıkı deyimler gibi düşünebilir ama bunu güzel Türkçemizdeki atasözleri ve deyimlerle karıştırmamak lazım. Zaten örneklerde nasıl bir anlam olduğunu anladığınızda hangi sınıflandırmaya girdiğini göreceksiniz arkadaşlar. Dilerseniz ilk örnekle başlayalım. Es ist schwierig mit ihm zu sprechen. Bakın burada arkadaşlar es ist schwierig, schwierig zor demek arkadaşlar. Mit ihm onunla, bakın burada bir erkekten bahsetmiş oluyorum. Mit ihm zu sprechen konuşmak. Zu sprechen bunu infinitive plus zu konusunu ayrıntılı bir şekilde görmüştük hatırlayacak olursak. Burada hala böyle bir sallantı varsa mutlaka ilgili dersi incelesin o arkadaşlar. Demek ki es ist schwierig, zordur onunla konuşmak derken es ist schwierig mit ihm zu sprechen. Aynı şekilde bakacak olursak arkadaşlar nicht leicht, kolay değil diyeceğiz arkadaşlar. Bu sefer ne diyeceğim gene? Es ist nicht leicht mit ihm zu sprechen. Onunla konuşmak kolay değil demiş oluyorum. Buraya baktığımızda noch nicht möglich, möglich olası, noch nicht henüz değil, henüz olası değil, henüz mümkün değil anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla es ist noch nicht möglich mit ihm zu sprechen derken demek ki ne demiş oluyoruz? Onunla konuşmak henüz mümkün değil demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar es lohnt sich mit dem Rauchen aufzuhören. Öncelikle bir bakalım arkadaşlar. Burada bir refleksif durum var. Lohnt sich, yani buna değer demek arkadaşlar. Demek ki es lohnt sich derken bakın bunu bir kalıp olarak algılayabiliriz. Buna değer demiş oluyoruz. Es lohnt sich mit dem Rauchen, das Rauchen arkadaşlar, sigara içme. Burada isim şeklinde karşımıza çıkmış. Sigara içmek demek arkadaşlar burada. Aufhören, bakın burada gene ne olmuş? Zu infinitifi araya girmiş. Aufhören, bırakmak demek. Dolayısıyla burada ne demek istiyoruz? Sigarayı bırakmaya değer diyeceğiz. Dolayısıyla es lohnt sich mit dem Rauchen aufzuhören. Demek ki burada da araya ne olmuş? Zu girmiş. Dediğim gibi bunu ilgili infinitive plus zu konusunda görmüştük. Buraya baktığımızda arkadaşlar es gibt viele Möglichkeiten in Deutschland. Es gibt bulunmaktadır gibi bir anlamda. Aslında baktığımızda geben neydi? Vermek demekti. Ancak kalıp olarak baktığımızda es gibt bulunmaktadır anlamında. Viele Möglichkeiten çok fırsat demek arkadaşlar. Die Möglichkeiten fırsat ya da fırsatlar. Öyle değil mi? Güzel Türkçemizde biz bunu tekil olarak kullanıyoruz. Ancak Almanca'da bunu çoğul olarak çok fırsatlar vardır Almanya'da gibi kullanmamız gerekiyor. Bu sebepten ne diyeceğiz? Es gibt viele Möglichkeiten. Almanya'da derken arkadaşlar in Deutschland diyorum. Dolayısıyla es gibt viele Möglichkeiten in Deutschland. Almanya'da birçok fırsat var. Buraya baktığımızda arkadaşlar es fällt ihr schwer, ihre Heimat zu verlassen. Bakın burada gene ne olmuş? Zu plus infinitiv girmiş araya. Öncelikle cümleyi bir anlamlandıralım arkadaşlar. Es fällt ihr schwer, fallen düşmek demekti. Ancak bunu bir kalıp olarak gördüğümüzde ne olmuş arkadaşlar? Ihr schwer, schwer ağır demek. Es fällt ihr schwer, bakın burada bir kadını kastetmiş oluyoruz. Yani ona zor geliyor gibi bir anlam çıkmış oluyor arkadaşlar. Es fällt ihr schwer. Die Heimat, memleket demek arkadaşlar. Yurt, memleket anlamında. Ihre Heimat, kendi memleketi zu verlassen, terk etmek. Verlassen demek ki terk etmek. Zu verlassen ne olmuş oluyor? Memleketini terk etmek
ona ağır geliyor deriz ya güzel Türkçemizde. Burada da ağır düşüyor der Almanlar. Dolayısıyla es fällt ihr schwer, ihre Heimat zu verlassen. Ona zor geliyor memleketini terk etmek anlamında. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Es ist schwierig mit ihm zu sprechen. Es ist schwierig mit ihm zu sprechen. Es ist nicht leicht mit ihm zu sprechen. Es ist nicht leicht mit ihm zu sprechen. Es ist noch nicht möglich mit ihm zu sprechen. Es ist noch nicht möglich mit ihm zu sprechen. Es lohnt sich, mit dem Rauchen aufzuhören. Es lohnt sich, mit dem Rauchen aufzuhören. Es gibt viele Möglichkeiten in Deutschland. Es gibt viele Möglichkeiten in Deutschland. Es fällt ihr schwer, ihre Heimat zu verlassen. Es fällt ihr schwer, ihre Heimat zu verlassen. Evet, es'in başka bir formunu görecek olursak arkadaşlar, Tages- und Jahreszeiten, Tag neydi arkadaşlar? Gün demekti. Ja, bu yıl demek arkadaşlar. Zeiten, zamanla. Şimdi bu başlığa baktığımızda şöyle bir durum var arkadaşlar. Tages'ten sonra bir çizgi var, bir eksi işareti var. Şu anlama geliyor bu arkadaşlar. Almanca'da ben bir şeyi iki defa yazmamak adına, yani burada Jahreszeiten, yıl, zamanlar, yani mevsimi kastetmiş oluyorum. Zeit, zaman demek arkadaşlar. Ya, yıl. Jahreszeiten de mevsim demek. Dolayısıyla Tageszeiten de gün, zamanlar, yani günün bölümleri diye bakacak olursak, Tageszeiten und Jahreszeiten dememek için Almanca'da ne yapılmış oluyor arkadaşlar? Tages und Jahreszeiten demiş oluyorum. Dolayısıyla Zeiten'i iki defa kullanmamış oluyorum. Şimdi örneğimize baktığımızda es ist schon Abend. Schon neydi arkadaşlar? Pekiştireç konumunda akşam oldu bile. Akşam oldu anlamında es ist schon Abend demiş oluyorum. Ya da gece oldu bile, çoktan gece oldu gibi bir anlam çıktığında schon'u kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla es ist schon Nacht, gece oldu bile demiş oluyorum. Aynı şekilde mevsimlerde de kullanabiliyorum. Öncelikle bir mevsimleri bir hatırlayalım arkadaşlar. Frühling neydi? Frühling ilkbahardı. Sommer yaz, Herbst sonbahar, Winter kış. Tekrar edelim. Frühling ilkbahar, Sommer yaz, Herbst sonbahar, Winter kış. Şimdi diyeceğim ki ilkbahardayız ya da ilkbahar mevsimi. Es ist Frühling. Ya da yaz oldu diyecek olursak es ist Sommer. Ya da sonbahar mevsimindeyiz gibi bir anlam çıkacak olursa es ist Herbst. Ya da kış mevsimindeyiz gibi, kış oldu diyecek olursak es ist Winter demiş oluruz. Befinden'e baktığımızda arkadaşlar, Befinden de ne durumda olduğumuzu sorduğumuzda, hal hatır sorduğumuzda, öyle değil mi? Nasılsınız derken, iyiyim değil mi? Durumumu söylediğimde burada da gene es'i kullanmış oluyoruz. Bunu A1'de de görmüştük. Dolayısıyla siz nasılsınız diyecek olursak wie geht es Ihnen? Bakın demek ki burada da es kullanılabiliyor. Dolayısıyla ben çok iyiyim diyecek olursam es geht mir sehr gut, çok iyiyim demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Es ist schon Abend. Es ist schon Abend. Es ist schon Nacht. Es ist schon Nacht. Es ist Frühling. Es ist Frühling. Es ist Sommer. Es ist Sommer. Es ist Herbst. Es ist Herbst. Es ist Winter. Es ist Winter. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Es geht mir sehr gut. Es geht mir sehr gut.
Evet arkadaşlar, şimdi iyisi das Wetter, yani hava durumunu anlatırken ne şekilde kullanıldığını da inceleyelim. Es schneit, schneien karın yağışı yağması demekti, öyle değil mi arkadaşlar? Regnen de yağmurun yağması demekti. Dolayısıyla es'i burada da kullanabiliyorum. Es schneit ya da es regnet diyebiliyorum. Es ist sonnig, sonnig neydi arkadaşlar? Güneşli demekti, öyle değil mi? Neblig, bu da sisli demekti. Dolayısıyla hava güneşli derken es ist sonnig, hava sisli derken es ist neblig. Buraya baktığımızda es hat kurz vorher geregnet. Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Fark ettiyseniz hat geregnet burada ne olmuş arkadaşlar? Burada bir perfektlik söz konusu. Bunu ayrıntılı bir şekilde perfect konusunda görmüştük. Bakın burada da regnen ne olmuş? Es hat geregnet, yağmur yağdı. Kurz, kısa demek. Kurz vorher, az evvel demek arkadaşlar. Vorher, önce. Dolayısıyla kurz vorher'i kullanırken aynı anda az önce yağmur yağdı derken es hat kurz vorher geregnet demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda es war eher bewölkt. Bewölkt neydi arkadaşlar? Bulutlu. War, geçmişten bahsetmiş oluyorum, öyle değil mi? Eher, az önce anlamında. Dolayısıyla es war eher bewölkt, bulutluydu demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar es donat und blitzt. Donat arkadaşlar gürleme demek. Blitz de şimşek çakma. Yani şimşek çaktı, yani gürledi ve şimşek çaktı derken çakıyor. Düzeltiyorum. Burada geniş zaman söz konusu, öyle değil mi? Çünkü haben kullanılmamış. Dolayısıyla geniş zaman içerisinde bulunduğumuz durum ne? Gürlüyor ve şimşek çakıyor derken es donat und blitzt demiş oluruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Es schneit. Es schneit. Es regnet. Es regnet. Es ist sonnig. Es ist sonnig. Es ist neblig. Es ist neblig. Es hat kurz vorher geregnet. Es hat kurz vorher geregnet. Es war eher bewölkt. Es war eher bewölkt. Es donnert und blitzt. Es donnert und blitzt. Evet arkadaşlar, bu dersimizde Ausdrücke mit es, yani esli ifadeleri çeşitli formlarda ne şekilde incelenmesi gerektiğini, ne şekilde söylenmesi gerektiğini ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.